Asla ve asla öyle maç sayısı az olduğu için yüksek bir performans yok. Ama bu bilgiyi sen tekrar etmen lazım şu anda. Aziz birleşme sonrası kaç maç Ertuğ'la aynı Ertuğ %50 ile oynuyor. Aziz de %50 ile oynuyor. Bak 58 Ertuğ'un maçı, Aziz'in 64 maçı var. Ve unutmayalım ki Aziz Yusuf'la sürekli oynuyor. Bir de böyle de bir parantez var. Aziz Yusuf düellosu var. Hani düello değil de yani anladınız. Hı hı. Dolayısıyla bu asla göz ardı edilmemesi gereken bir istatistik. Bence biraz artık ben algı da var. Aziz kötü yarışıyor. Yanlış hesaplama var. O yüzden ben girmedim Hazade. Yanlış hesaplama mı var? Hı hı. Nedir yani yanlış hesap? Ya şimdi bak Ertuğ 29 kazanmış, 29 kaybetmiş. Bir dakika, bir tek Ertuğ Halil değil bu arada. Hayır, Halil 31 kazanmış, 32 kaybetmiş. Aha. Aziz 32 kazanmış, 41 kaybetmiş. Yüzde olarak bir yanlış hesaplama var. Onu gördüm, o yüzden ben ona girmedim. Ama niye 64 maça çıkmış, 32 maç kazanmış. 32 galibiyet, 32 ile 41 olmuyor. Hı, evet öyle bir olmuyor. Şey var. Yani orada bir hata olduğunu ben... Ama yine haklı çıktı. Hayır Cansu izledim, yoksa ben onu gördüm. Tabii. Ama yine de şöyle, hayır ama şöyle şunu... Hangisi yanlışsa ona bakalım. Tamam ama %50 çıkmasa da %40 çıkacak. Tabii tabii %40 çıkacak. Yani. Aziz için %40'a da kabul ediyorum biliyor musun? 32 mi yanlış, 41 mi yanlış? Ona bir bakalım reklam arasında. Eğer bakalım, 41 ise yanlış olan gerçekten %50 oluyor çünkü performansı. Yani yanlış olan rakam hangisiyse ona göre değişiyor. Ben %50 olabileceğini düşünemiyorum. Çünkü yani geçen günlerde de baktığımda düşük gidiyordu. Ama bak Aziz %20'lerden yani %22'lerden evet, %23'lerden yukarı çıktı ya. Aynen. O bizim için yeterli bir veri zaten. Yani Murat'ı, Barış'ı, Buse'yi falan sormadı. Yani birleşme sonrasındaki performansı... Kötü değil abi adam. Kötü değil. Yani mücadele ediyor ve dediğiniz çok doğru. Yusuf'la çok fazla mücadele ediyor mesela. Evet. Bugün Osmancan'la mücadele etti. Yani bir de şöyle bir şey oldu. Mesela kadınlar tur dediğimiz ilk tura çıkma olayı var ya. Orada Aziz istiyor ki oraya çıkmak. Çünkü oraya çıktı mı daha çok parkura çıkıyor. Evet. Daha çok parkura çıktı mı da bir zorluyor artık oraları. Evet. O güzel bir şey oldu yani. Kaçmıyor mesela Aziz da oraları kovalıyor hep. Aziz yine tekrar konuşacağız diyorum. Murat abicim sizin burada değinmek istediğiniz bir nokta var mıydı? Çok istedim ki bir araya girin, bir şarkı söyleyin, bir şey yapın ama olmadı. Yok, istatistik konularını siz çok iyi biliyorsunuz. Ben anlamıyorum o konulardan. Onun için istatistik konularında ben sessiz kalıyorum. Başka sizin özellikle vurgulamak istediğiniz... Benim şuna takılıyorum ben. Demin de söyledim ya, takıldığım şeyler var. Şimdi mesela bugünkü tabii izlediğimiz şeylerde bu Yusuf'un dün gece yapmış olduğu olaya ben takılıyorum. Olaya takılıyorum derken arkadaşlarının Yusuf'un aldığı ceza ile ilgili yaptığı yorumlar bana çok komik geldi. Ne yorumları yaptılar? Şimdi mesela Murat Eken kardeşimiz, mülayim kardeşimiz yine mülayimleşti. Mülayimliğin sınırlarını aştı. Ne dedi Allah aşkına? Ve diyor ki biraz sert bir ceza, 4 ceza bana fazla geldi. Aa, yok canım daha neler. Murat Eken diyor bunu. Ve de dün de Murat Eken şey dedi biliyorsun. Rakipten birine söylüyor dedi ya Yusuf için. Heh. Acun Ilıcalı dedi ya ona. Sordu. Murat Eken'e öyle dedin dedi. Murat Eken yine mülayimleşti. Fakat mülayimliğin dozunu biraz arttırıyor galiba. Çünkü biraz sert bir cezaymış. Murat Eken ne diyecekti daha fazla yani, bu ceza nasıl sert oluyor yani. Murat Eken herhalde şey dedi zannetti mesela. Asenacığım hayatım sen ne güzelsin, ne kadar şekersin falan dedi zannetti ki. 4 cezaya fazla diyor. Sonra Osmancan, o da fazla geldi diyor. Osmancan'a göre de fazla gelmiş ceza. Barış kardeşimiz çok ilginç. Ben hiç Barış'tan mesela böyle bir şey beklemezdim. Barış da diyor ki ben ceza bile beklemiyordum. Aa Barış'a bak. Barış'ın herhalde o anda kulaklarına pamuk tıkadılar. Yani böyle kulaklarında pamuk vardı Barış'ın. Herhalde söylenenleri duymadı Barış ve ben ceza beklemiyordum diyor. Sonra Osmancan kardeşimiz şöyle bir açıklama yapıyor. Dünkü olaydan daha da beni heyecanlandıran bir açıklama. Biliyorum kimseye söylemedi. Osmancan hala kimseye söylemediği iddiasında. Bak bir gün geçmiş, 24 saat geçmiş. Osmancan hala anlamamış aslında neye söylediğini. Bir açıklaması biliyorum kimseye söylemedi diyor. Ve bir kadına asla böyle konuşmayacak bir insan o diyor. Buna gerçekten inanıyor mudur? Osmancan için size soruyorum. Pardon. Şimdi... Bir kadına öyle bir şey konuşmayacak bir insan diyor ya. Osmancan bu Yusuf'u Survivor'dan önce rüyasında falan görmüştü. Daha önce görmüş müydü? Burada tanıdım dedi zaten. Efendim? Orada tanımış yani. Orada tanıdıysan Osmancan. Sen şimdi adamı orada tanıdın. Daha önce tanımıyordun. Orada tanıdığın bir adam bir kadına böyle bir şeyler konuştu. Sen şimdi daha önceden tanırsın da hani Survivor'dan önce tanırsın da böyle bir yorum yaparsın. Dersin ki bu adam bir kadına böyle bir şey konuşamayacak bir adam dersin. Çünkü ben özel hayatımda tanıyorum. Ondan kafeye gidiyoruz. Onunla sinemaya gidiyoruz filan. Tanımıyorsun zaten, adamı orada tanıdın. Orada tanıdığın bir adam bir kadına bunları söyledi mi? Sen bu adam hakkında işte söyleyebiliyormuş demek ki, söylüyormuş orada. Sen nereden daha önce tanıyorsun da böyle bir kanıya varıyorsun? Böyle bir şey söyleyemeyecek bir adam. İşte söyledi, kralını söyledi. Bu yüzden de bu arkadaşlar, bunları söyleyen arkadaşların La Fontaine'den masallar anlatmaması gerektiğini ve bizi hala kandırmaya çalışmaları gerektiğini, Yusuf'u koruma adına bu arkadaşlar hikaye anlatıyorlar. Boşuna da hikaye anlatmaya devam etmesinler. Peki şimdi aslında o konuya dönecek olursak, ya ben abi izledim şimdi, görüntüleri de izliyorum da yani bir türlü şeye anlam veremiyorum. Yusuf bunu niye yaptı abi? Niye yaptı abi? Bu kadar yalan kötü bir görüntüyü, hayır yani. Hangisini? Dediği doğru. Yani, hangisini niye yaptı? Bu ağır sözleri. Ağır yani sözleri. Ağır söz şimdi yani abi bir türlü ben dengeyi oturtamıyorum kafamda. Ben inan yani. Diğerine daha çok takılıyorum. Tamam, cinnet geçirdin, gözün döndü, ağzından bir takım şeyler çıktı. Özür dilemek yerine neden yalan söylemeyi seçti? Bence ben buna daha çok takılıyorum mesela. Şimdi o yani cezanın mesela dört tane cezanın ikisi bence buna gelmişti. Bu arada bak, sana cevap geldi. Hani sen dedin ya, bana inanan bir kişi varsa ne olur bana yazsın dedi. Muhtemelen hiç kimse sana yazmadı. Bana yazar, yemin ederim olmuş. Hala ben inanıyorum dedi. Evet ya, onu soruyorum. Osmancan gerçekten inanıyor mudur? Yani buna kim inanıyor ya da gerçekten cezanın bence de hani dördün ikisi bence gerçekten o yalanaydı. Ama bana arkadaşlar size söylenen sözler çok ağır gelmiyor mu ya? Hani ağır mı? Ya, abi ama ağrın da ağır. Ağrın ağır tamam. Ağır olacak, değil mi? Dişlerini kıracağım. Evet. Sökeceğim dişlerini işte. Meşhur bir laf var, onu söylemiyorum. Evet yani. Çünkü benim artık o kadar ağır geliyor ki. Tamam. Söyleyemiyorum. Bana en çok şöyle geliyor. Yenilgiyi hazmedemiyor ya sevgili arkadaşımız. O yenilgiyi örtbas etmeye çalışıyor. Yenilmiyor zaten normalde, hani bir sefer oldu. Ha işte yani resmen yenilmiyor yani var. Hani yenilecek, çıkacak birileri bugün Yusuf 5'te 1 yaptı demeyecek ya. Yusuf da işte dişlerini kırıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bunlar konuşulsun istiyor belki. Bu arada gerçekten konuştuk örtbas mu 5'te 1'ini? Örtbas etmeye çalışıyor. 5'te 1'ini konuştuk mu? Ben konuştum. Yani evet ben ama konuştum. Çok konuşulmadı. Çünkü örtbas etmeye çalıştı. Böyle başka... Çünkü bak gerçekten Asena'yla bir alıp veremedi yok bu adamın. Biz bugüne kadar şöyle izledik. Bu arada. Asena'yla Yusuf'un arasında bir durum yok. Bir şey yok. Zaten Asena'yı Yusuf kendi takımındayken de bu rolde oynatmış. Bağırtırmış, sen karşı tarafı boz demiş. Bugün de oyunun kural gereği karşı takımdaki rakipleri Asena'ya veya X kişisi aynı şekilde Yusuf'u bozmaya çalışmış. Yusuf da kaybetmiş. Ama Yusuf kaybedemez ya. Yusuf'un çünkü böyle bir egosu var. O kaybetmemeli. Kaybederse de eğer böyle laflar edebiliyor. Kendinde onu hak görüyor arkadaş. Çok garip. Bir de şey de var, o da çok güzel. Ona da çok inandım. Yusuf'un bu sözüne de o kadar inandım ki böyle yani inanasımlar geldi yani. Ne diyor biliyor musunuz? Ne söylediğimi hatırlamıyorum. O kadar sallanmaz ki. Gitti, ne söylediğimi ya daha ne söyleyeceksin, nasıl hatırlamıyorsun? Kimseye ya söylemedim diyor. Ne söylediğimi hatırlamıyorum diyor. Boşa konuştum, bak laflara bak, boşa konuştum. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Yusuf kardeş, ha bak bir şey size söyleyeceğim. Şimdi sinir denen bir şey var ya, adrenalin mesela o anlık. Mesela şimdi ben sana sinirlendim, sen bana bir şey yaptın. Ben sana Furkan bilmem ne dedim. Kaç saniye sürer bu? 10 saniye. 5, 10. Kardeşim bu hatırlamıyorsun, söylüyorsun, 10 saniye sonra bir daha söylüyorsun.